Salgınla ilgili iki önemli gelişme var. Biri korona ilacı, diğeri de aşının geniş kapsamlı zorunlu bir hale gelmesi Amerika'da. 11 eyaletin başsavcıları Cuma günü Başkan Joe Biden yönetiminin 100 ya da daha fazla personel çalıştıran şirketlere getirdiği korona aşısı zorunluluğu aleyhine dava açtı. Begüm Dönmez Ersöz karşımızda bir kez daha. Begüm, Amerikalı ilaç şirketi Pfizer'da geliştirdikleri koronavirüs hapının etkinlik oranını paylaştı. Virüs nedeniyle hastaneye yatışlarda ciddi bir azalma olduğu söyleniyor. Nedir son gelişmeler salgın cephesinde? Mehtap, Covid ilacı cephesindeki gelişmelerle başlayalım. Uzmanlar zaten bir süredir hastaların hastalığı evde atlatabilecekleri, iyileşmeyi hızlandıracak ve hastanelerdeki yoğunluğu da azaltmaya yarayacak bir Covid ilacı geliştirmek için zamana karşı yarışıyordu. İlk haber ilaç firması Merck'ten gelmişti. Şirket geliştirdiği Covid ilacının hastalığa karşı güçlü yanıt verdiğini gösteren verilerin olduğunu açıklamıştı. Şimdi de Pfizer geliştirdiği Covid ilacının yaklaşık %90 oranında etkili olduğunu açıkladı. 775 yetişkini kapsıyor Pfizer'in bu geliştirdiği ilaçla ilgili yapmış olduğu araştırma. Pfizer'in ilacıyla bir başka antiviral ilacı alanlarda etkin maddeyi içermeyen plasebo alanlara kıyasla bir ay sonra hastaneye yatış veya ölüm riskinde %89 oranında azalma olduğu belirlendi. Ve bu ilaç tedavisi de hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından 3 ila 5 gün sonra başlayan bir ilaç tedavisi ve 5 gün süren bir ilaç tedavisi. İlacın yan etkilerine ilişkin Pfizer sınırlı ayrıntı paylaştı kamuoyuyla. Yan etki yaşayanların oranının her iki grupta da %20 civarında olduğunu belirtti. Pfizer bundan sonrasında en kısa zamanda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden yani FDA'den ve diğer uluslararası denetçilere bu geliştirmiş olduğu COVID ilacına ruhsat verilmesi için başvuruda bulunacağını belirtti. Bu gelişmeler tabii Beyaz Saray'ın da gündeminde. ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklamada Pfizer'in bu deneysel antiviral ilacından satın almak için bunları hazır bulundurmak amacı ile şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirtti. Bir yandan da Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre hatta hem Pfizer'in geliştirdiği hem de Merck'ün geliştirdiği ilaçtan Amerika alma hazırlığında yapılan açıklamalardan bu anlaşılıyor. Aşı zorunluluğu tartışması bir yandan devam ediyor Amerika'da. Dün yayınımızda aktarmıştık. Özel sektöre de 4 Ocak, özel sektör içinde 4 Ocak tarihi belirlenmişti. Aslında bekleniyordu bir takım itirazların olması Biden yönetiminin almış olduğu bu karara. İlk itirazda hukuki itiraz Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki temiz mahkemesinde açılan davayla geldi. Bu aşı zorunluluğu kararının federal hükümetin yetkisi dahilinde olmadığı, bu tür kararları sadece eyaletlerin alabileceği savunuldu açılan davada. Missouri Eyaleti Başsavcısı Eric Schmidt uygulama anayasaya aykırı dedi. Başka eyaletler de bu davalara katıldı. Başsavcıları Cumhuriyetçi Partili olan Alaska, Arizona, Arkansas, Montana gibi eyaletler de var. Biden yönetimi ise pandemiyi bir an önce geride bırakmanın en hızlı yolunun kitlesel aşılama olduğunu ve bu yaygın aşı kampanyaları ve aşı zorunluluğu getirilen aşı zorunluluğunda işe yaradığını savunuyor. Beyaz Saray'dan da bu konuda yapılan son açıklama hukuki itirazlara ve mahkeme süreçlerine rağmen bu aşı zorunluluğu kararı ve uygulamasının yürürlükte olmaya devam edeceği kanısında Beyaz Saray. Mehtap. Amerika'da salgında gündem aşı zorunluluğu ve yeni korona ilacı. Begüm Dönmez Ersöz'deydi ayrıntılar. Begüm, teşekkürler.